Hala söylemeyecek misin? Niye öyle apar topar kalktın? Ya yok bir şey işte. Annemle birazcık tartıştık o kadar. İyi geceler. İyi geceler. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Lan Matrix neredesin be oğlum? Hayırdır, bir anda beni mi gördün? Tabii lan, geceleri seni düşünmekten gözüme uyku girmiyor aslanım. Hadi. Belli belli. Gel içeri gel de bir ifadeni alayım senin. Gel. Ha, görürüz. Gel. Gel, hadi gel. Aç şunu. Oğlum işte bu. Bunu istiyorum. Tamamdır abi. En doğru seçim. Tebrik ediyorum. Bu arada ne zaman tanışıyoruz Şansı yengeyle? Oğlum zamanı gelince tanışacaksın. Belliydi annenin bu işe razı olmayacağı hayatım ama... Ya bu sefer çok ileri gitti. Bir daha da yüzümü zor görür. Öyle deme kızım ya. Et tırnaksınız siz. Özür diler, barışırsınız. Ya koskoca kız oldum. Neredeyse haber müdürü olacağım. Ama kendi hayatımla ilgili bir konuda annemi ikna edemiyorum. Çok tuhaf değil mi sence de? Annelik böyle bir şey işte. Baksana daha bizimkisi 2 yaşına bile basmadı. Ama sanırım anneni anlayabiliyorum. O senin için her şeyin en iyisini istiyor. Senin sınavında bu akşamın? Ay, Gürcü'ye çıkıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bir nevi Gürcü'ye çıkıyorsun tabii. Bakalım müstakbel kayınvaliden nasıl biri? Sus be. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Gelin yaptı kız beni. siz bu hızla yani o da olur, merak etme. Dalga geçsen. İnşallah onun annesi de benim annem gibi sorun çıkarmaz bu akşam. Gerçi Ahmet annesi için melek gibi bir insandı dedi ama. Aman boş versene kızım ya. Erkekler için zaten anneleri her zaman bir melektir. Her nedense gelinlerine gelince bir şeytana dönüşüyorlar. Neyse kızım sen bunlara hiç takılma. Boş ver. Yeter ki sen yaşadığın şeyden emin ol. Bahar. Ben yaşadığım şeyden çok eminim. Kafamda onunla ilgili hiçbir soru işareti, çözemediğim hiçbir şey yok. Çünkü bütün cevaplar onda zaten var. Hayatındaki bütün boşlukları dolduruyor. Hatta benim farkında olmadığım boşluklarımı bile. O zaman kızım, bana diyecek bir şey kalmıyor ki. Senin adına çok mutlu oldum arkadaşım. Ne olur aşkın doya doya yaşa, olur mu? Yaşayacağım. Gel lan buraya. Boncuk gözlü dombili. Gel. Gel buraya, seni var ya içime sokasın var ha. Biricik dur, Biricik dur. Biricik benim de dişleri çıkarasın var. Biricik suyum geldi. Biricik. Vallahi benim de gözümden yaş geldi biliyor musun? Biricik doğuruyorum. Biricik bebek geliyor. Dur. Bekle, bekle. Şey nerede? Biricik ne yapıyorsun? Bilet arayacağım. Telefon nerede? Bırak, bırak bilet aramayı. Bırak, yolunu ararız. Biricik bırak. Tamam, şimdi ne yapıyorum ben? Biricik çantayı al, çantayı. Çantayı alıyorum, şey yap. Oluyor mu? Ben de filmlerde gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum. Buldum. Ay kızıma deprem çantası. Ay. Seni zorba götürüyorum ben ya. Anneye söylemek yok, tamam mı şekerim? Anneye söylemek yok, valla küseriz. Küseriz, bozuşuruz, hadi bakayım. İyiyim yavrum, iyiyim. Ne yapam? Belediyeden gençler geldi. Şimdi de beraber yemek yapıvereceğiz. Ortalıkta dört dönüyorum yavrum. Böyle kızla ne yer ne içer hiç bilmem ki oğlum. Ah be benim güzel annem. Allah ne verdiyse onu yer. Sen kendini niye böyle yoruyorsun? Canını sıkma böyle şeylere. Biricik öyle havalı bir kız değil. Öyle diyorsun da oğlum. Yine de rahat değilim. Bak. Bu kız hiç içime sinmiyor deyiveren. Bizim gibi değil o. Bizden biri hiç değil. Anne, bak. Beni biliyorsun. Bugüne kadar hiç kimseyi seninle tanıştırmaya getirmedim. Elini öptürmedim. Ama Biricik başka. O bu gece senin yanına tanışmaya gelinin olarak gelecek anne. Yani inşallah. Çünkü birazdan ona evlenme teklif etmeye gideceğim. İyi. İyi oğlum.
Sen daha doğrusu bilirsin. Ne diyiverem. Allah'tan hayırlısı. Allah razı olsun annem. Ellerinden öperim. Görüşürüz. Yardım edeyim de ya. Ben mi doğrayayım Bahar? Hep zevkli kısmını yapıyorsunuz. Acıya gelince ay ay ay. Hadi bakayım. Aslan, vakit. Hadi biliyorum ben seni. Bak tecrübelisin sen.